Öteki biri ne? Ben. Değil mi? Nasıl, çalıştı dersler? Evet. Haydi görek bakayım. Terminalı mı? Bilim ama. Can. Evet, sevgili izleyiciler, şu anda tabii ki gençlerimizin, çocuklarımızın heyecanla beklediği Kutlu Doğum Haftası'nda ilçemizin önemli camilerinden Miraç Cami'de bugün önemli bir yarışma düzenlendi. Bu yarışma ne yarışması? Bu yarışma çocuklarımızı, gençlerimizi camiye alıştırma ve camiyi sevdirme yarışması. Gördüğünüz gibi şurada bisikletler, hemen şöyle gösteriyoruz Sayın Hocam. Bisikletler hazırlanmış buraya. Burada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını konu alan sorular sorulacak ve daha başka İslami sorular sorulacak. Biraz sonra tabii ki o çekimde biz olmayacağız, çünkü o çekimde bayağı bir sınav yapılacak. Bu sınavlar buradaki bizim dershanelerin şeyinde, bilgisayarlarında değerlendirilecek ve hiçbir hak geçmeden kendi hakkı alnının teriyle bu çocuklar bu bisikleti almaya hak kazanacak. Evet, burada Miraç Camii İmam Hatibimiz Sayın Recep Çeri Hocam buradalar. Hemen kendinden bu bilgileri alalım. Çocukları da yanında, buyurun hocam. Evet, öncelikle bu kadirli TV ve çalışanlarına buradan teşekkür ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmadılar. Geldiler bu Kutlu Doğum Haftası programını bütün dünyanın her tarafına duyurmak için buradasınız. Öncelikle Kutlu Doğum Haftası'nın vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Kutlu, kadirli müftülüğü Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde biz de camimizde ne yapabiliriz? Yani çocuklarla ilgili sosyal etkinlikleri neler yapabiliriz diyen böyle bisiklet vermek üzere böyle bir yarışma düzenledik. Şimdi yaklaşık 100 tane öğrencimiz adını yazdırdı ve kayıt oldu. Ama yaklaşık bir 100 öğrencimiz daha geleceğini ümit ediyoruz. Daha şu an saat 1,5 saat var sınava. Sınavı test usulü yapacağız. 20 tane soru var. Her soru 4 şıklı. Bu Peygamber Efendimizin hayatı, yani konu ve hafta Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum Haftası olması münasebetiyle tabii Peygamber Efendimizin hayatından sorular soracağız. Kim daha Peygamber Efendimiz'i daha iyi biliyor, kim daha öne çıkarsa ona bu bisikletleri vereceğiz inşallah. Sorumuz 20 tanedir, 4 şıklıdır ve sonuçları optik okuyucuda hak geçirmeden, optik okuyucuda değerlendirilerek sonucu açıklayacağız çocuklarımıza. Böylelikle cami çocuk buluşması ve çocuklarımızın camiye alıştırılması ve kazanılması adına daha güzel olacağını düşünerek böyle bir programı yaptık. Evet. Evet. Tekrar Kutlu Doğum Haftası'nı bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam, tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sosyal bir hocamız. Burada sadece cemaate namaz kıldırmayla kalmıyor. İşte böyle hocalara ihtiyacımız var. Genç yaşta elhamdülillah böyle hocaları da görmeye başladık, çok şükür. Öğrencilerimizi, çocuklarımızı camiye alıştırmaya, camiyi sevdirmeye çalışan değerli hocam tabii ki Recep Çeri Hocam. Tabii Recep Çeri Hocam daha da durmuyor. Burada 2 aşamalı Kur'an-ı Kerim öğretiyor büyüklere. Bir yatsı namazından sonra, bir de akşam namazından sonra kısa sürede. Bunlar da burada mükemmel şekilde Kur'an-ı Kerim'i burada öğreniyorlar. Kendisini kutluyoruz biz. Bu Kutlu Doğum Haftası'nda önce kendisini kutluyoruz. Tebrik ediyoruz Sayın Teşekkür Hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi. Cemaatimizden de görüş belirtmek isteyenler varsa cemaatimizden aynı zamanda bisikletlerimizin sponsorları kimler hocam? Evet, bisikletlerimizi bir tanesini Şanlı Türk Bisiklet aldı. Bir tanesini de şu an ismini hatırlayamadığım bir muhasebeci arkadaşımız aldı. Bunlar evet, sponsorlar. Yani Kutlu Doğum Haftası'nda bir nebze de bizim faydamız olsun hocam dediler. Öğrencileri çok sevdiklerini ve bu programları çok sevdiklerini ve takdir ettiklerini söylediler. Allah razı olsun. Bunlar da
buradan ben kutluyorum. Böyle arkadaşlarımızın, esnaflarımızın çoğalmasını ve bu yönüne meyil vermesini diliyorum. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim hocam. Hocam siz varmasını bilirseniz esnaflarımıza, onlar da gelmesini bilirler ve hiç ihmal etmezler. Ben öyle biliyorum. Hemen şurada sevgili öğrencilerimize geçiyoruz. Enes nerede? Enes ne? Kim Enes? Enes şu an yok burada. Enes yok burada. Evet. Hemen şurada seni tanıyalım. Benim adım İbrahim Karakoç. İbrahim nasıl, çalıştın mı dersine? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okudun mu biraz? Evet. Yani bu soruları bileceğim ben diyorsun. Evet. Aferin. Seni tanıyalım. Benim adım Yasin Günece. Ben bu sınava çok çalıştım. Hatta iki akşamımı verdim. Bir de sabahımı verdim. Bütün hayatını neredeyse öğrendim. Bravo. 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 Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederim Günece'yi. İddialı olduğunu söyledim. Evet. Mükemmel çalışmış. Evet. Şu derslerin yoğun olduğu bir zamanda onu da çalışmış. Seni tanıyalım. Benim adım İbrahim Rıza Deniz. Ben bu derse akşam da çalıştım, öğlen de çalıştım. Ha, sen az çalışmışsın. Sen? Ben dün çalıştım. Tanıyalım seni. Onurcan Bahargül'ü. Evet. Dün akşam çalışmıştım. Evet. Annem yat dedi, yatmadım. Sabahlar falan çalıştım bayağı. Aferin, aferin. Evet, şurada bir. Adım Derviş Çatırlı. Bu sınava okul ödevlerimi yapmadan çok çalıştım. Okul ödevlerimi... Buna da çalıştın, buna da. Yani. Evet. İkisine de. Evet, evet, ikisine de çalışmış. İddialı olduğumu söylüyorsun değil mi? Evet. Tamam. Yani bu bisiklet kazanmadan ziyade bu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını öğrenmektir. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Aferin. Seni tanıyalım. Ben Gazi Paşa Dövüşçü. Çok iddialıyım. Ben de çok çalıştım. Evet. Peygamberimizin hayatını da çok iyi öğrendim. Peki bu sınav nasıl yapılacağını biliyor musun? Evet. Test usulü yapılacak. Evet, biliyorum. Nerede değerlendirilecek? Nerede değerlendirileceğini tam bilmiyorum. Evet. Evet. Optik okuyucuyla dershanemize götürüp orada sonuçları evet, adaletli bir şekilde değerlendireceğiz tabii, inşallah. Hiçbir evet, şey olmadan, bir yerde bir torpil morpil olmadan, skandal olmadan bu şey yapılacak. Bu bisikletleri evet, kazanacaksınız. Evet, evet, şuradan şöyle geliyoruz. Cemaatimiz hemen geldi buraya. Efendim sizi tanıyalım. Mustafa Çevlek. Evet. Mustafa abi, güzel bir şey yapılıyor. Bir hareket tabii, yapılıyor. Tabii güzel. Güzel. Recep güzel hocam oluyor. Ne dersiniz efendim? Güzel olur. İyi olur. İyi olur. Tabii. Evet. Burada değerli bir abimiz var. Tabii ki Allah Allah, kendini herkes tanıyor. Biz de tanıyoruz herkes tanıdığı Allah için. Allah. Tabii ki böyle çocuklarımızı camiye alıştırmak sevgili Peygamberimizin hayatını iyi, öğretmek için. Ne buyurun. Kadar, ne kadar iyi hocam ya sevgili kardeşim. Evet. Burada böyle topluluklarda buraya teşvik edip buraya çocuklar getirmek, bunları yaşlıya gidirmek, burada okutmak. Güzel şey. Ne kadar güzel şey hocam. Güzel şey. Ne kadar güzel arkadaş. Evet. Allah Recep hocamı kutluyoruz. Allah. Evet efendim, sizi tanıyalım. Ben bu cemaatten Zeki Gök. Bilhassa ben uzun şey yapmayayım. Hocamız çok değişiklik yaptı. Kendini takdir ediyorum burada. Her şeyde çok güzel şeyler yaptı. Hepsini tek tek saymaya gerek yok. Diğer hocaların da aynı şekilde yapmasını istiyorum. Evet. Hocamı da ayrıca kutluyorum. Örnek bir hoca. Evet, şurada Osman hocam burada. Efendim siz ne söylersiniz? Bu Recep hocam burada Kadir, güzel şey yapıyor. Kadir Bey, bu bir teşviktir. Tabii hocam, Allah razı olsun, sosyal faaliyeti çok mükemmel. Çocukları buraya alıştırmak için bu şeyler geçen seneden bu tarafa başlattı. Diğer çalışmalar da mükemmel çalışmalar var. Daha buna benzer şeyler var. Çocuklar inşallah burada bu bisikletleri işte bu bahanesiyle çalışacaklar. Peygamberimizin hayatını öğrendikten sonra da camiye alışkanlık haline getirecekler. Ben onu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, şu anda ezan okundu. Tabii ki camiye gireceğiz. Evet, burada güzel bir atılım var. Sayın Recep Çeri hocam burada çocukları camiye alıştırma için, hatta büyükleri de camiye alıştırma için güzel şeyler yapıyor hocam. Sağ olsun, kendini kutluyoruz. Orada da şey var bak, hastaların şeyleri var, isimleri var. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Yaşlı hastalar, mahallemizin yaşlı hastaları, gelemeyenler. Evet, şurada. Evet sevgili izleyiciler,
şu tahtada gördüğünüz gibi burada hakikaten güzel şeyler yazmış hocam. Yaşlı hastalar ziyaret edilecek. Ne kimler nereye gidecek? Efendim o onları da şeye tahtaya yazmış ve hastalar, kaza geçirenler, başka yerinden kalkamayan insanlar, bunlar da ziyaret edilecek diyor burada sayın hocam. Evet sevgili izleyiciler, şu anda ezan okunuyor. Bu Miraç Camii'den yaptığımız yayın burada sona ererken kameraman Hüseyin Koç, ben Kadir Şanlı Türk, Kanal 80 Kadirli TV'yi selamlar, saygılar efendim. Hoşça kalın.